Sayın hocalarım, basının değerli yetkilileri ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Medya ve Şiddet konulu sempozyuma hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Belkıs Ayhan Tarhan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, ben de İletişim Bilimleri Fakültemiz adına hoş geldiniz diyorum. Başlığımızdan da anlaşılacağı gibi sempozyumumuz şiddetin medyada nasıl aktarıldığı, nasıl temsil edildiği ve nasıl yeniden üretildiği temel sorusuna odaklanıyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek oturumlarımızda katılımcılar bu soruyu çeşitli açılardan, farklı boyutlarıyla ele almış olacaklar. Değişik araçlar, iletişim mecraları açısından ele almış olacaklar, tartışacaklar. Umarım hem katılımcılarımız hem de dinleyicilerimiz için verimli, hedefine ulaşan bir sempozyum olur. Şimdi eminim bu iki gün boyunca aslında şiddetin pek çok farklı tanımını dinleyeceksiniz, duyacaksınız. Konu pek çok farklı açıdan ele alınacak ama adettendir. Ben de çok kısa da olsa bir iki cümle etmeden konu hakkında geçmeyeyim. Şimdi şiddet en geniş tanımıyla baktığımızda aslında fiziksel ya da sözel yıpratıcı güç kullanımı, zarar verici yıpratıcı güç kullanımı. Yıpratıcının altını çiziyorum aslında çünkü böyle bakıldığında çok geniş bir anlamıyla tarif ediyoruz şiddeti. Şimdi böyle bakıldığında da şiddet hep vardı. Farklı tarihsel dönemlerde farklı kılıklarla, bazen kaba güç olarak, bazen de satır aralarına silmiş, kolay fark edilmeyen halleriyle şiddet yaşamın hep içinde oldu. Kadın ve çocuk başta olmak üzere güçsüze yönelik fiziksel ya da psikolojik şiddetten, futbolda şiddete, teröre dök pek çok farklı aslında biçimle tarih boyunca kaybı olmayan az sayıda, çok az sayıda şeyden biri oldu şiddet. Medya ise nicedir, uzunca bir zamandır aslında bu çeşitli biçimleri aktarıyor. Aktarırken yeniden üretiyor, temsil ediyor. Bazen de çizgi romanlar, filmler, diziler aracılığıyla birinci elden kuruyor, kendisi üretici oluyor. Medyayla bu şekilde bakıldığında şiddetin daha şiddetlendiğini aslında aşırı iletişim zamanlarındayız çünkü, daha da aşırılaştığını şiddetin iddia edebiliriz. Başka bir deyişle, aşırı şiddet, aşırı iletişim zamanlarında yaşıyoruz. İşte bizim sempozyumumuzda böyle aşırı şiddet ve aşırı iletişim ortamlarında medya ve şiddet ilişkisini konu alan bildirilerden oluşacak. Şimdi benim konuşmamın ardından davetli konuşmacımız olarak hukukçu akademisyen kimliğiyle, bir kimliği daha var biliyorsunuz, milletvekili siyasetçi. Burada hukukçu akademisyen kimliğiyle davetli konuşmacımız olarak konu hakkında Sayın Tufan Erhurman, doçent doktor Sayın Tufan Erhurman'ı dinleyeceğiz. Ardından da bildirilere geçmeden gene konu hakkında bir panelimiz olacak. Panel başkanımız Sayın Eftal Keser, panelistlerimiz İbrahim Özecder, Perihan Aziz ve Muazzez Sayın'a sağ olsunlar. Kırmadılar bizleri, geldiler düşüncelerini paylaşmak üzere. Hoş geldiler. Dışarıda görmüşsünüzdür, konu hakkında görsel çalışmalardan oluşan bir sergimiz de bulunuyor. Ben burada herkese, Sayın Erhurman'a, panelistlerimize, bildirileriyle katılan tüm akademisyenlere ve sergi katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sempozyum için aslında bütün fakülte çalışanlarımız çok büyük emek verdi. Yani bu noktaya gelene kadar epey bir koşturuluyor. Fakat ben burada üç kişiyi ayrıca anmak istiyorum, kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Esra Aydın, Heyecan Erhurman ve Zühre Özel. Gerçekten yani hep beraber bütün fakültecek çalıştık ama bu üç kişi ayrıca yoruldu. Onun için onlar başta olmak üzere tüm fakülte çalışanlarımıza çok teşekkürler. Çabaları için kendilerini de kutluyorum. Yine aslında sempozyum bu hali alana kadar tüm üniversite personeli çeşitli kademelerde bir şekilde katkı koymuş oluyorlar, emek harcamış oluyorlar.
Şu anda siz pek fark etmeseniz de belki hani hala çalışmaya devam edenler var sempozyum için. O yüzden tüm üniversite personelimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Sempozyum onursal başkanımız kendisi burada değil, yurt dışında olduğu için katılamadı sempozyumumuza, açılışımıza ama sempozyum onursal başkanımız, bizlerden desteğini esirgemeyen rektörümüz, Sayın Mehmet Ali Yükselen hocamıza, Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen hocamıza ve üniversite yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür faslında daha fazla uzatmayayım. Ben hani sözü de fazla uzatmayayım. Bir açılış konuşması için yeterdir bu zaten. Ama şöyle bir duyuruyla da bitireyim. Buradaki konuşmalar açılışın ardından, panelin ardından bildiri sunumları aslında sinema salonunda olacak. Nitekim bu konuşmaların ardından, dediğim gibi panelin de ardından sinema salonu girişinde de bir açılış kokteylimiz olacak. Herkesi bekliyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepimize iyi bir sempozyum diliyorum. Teşekkürler. Sayın Dekanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere hukukçu akademisyen Sayın Doçent Doktor Tufan Erhurman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Dekan, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, öncelikle bu davet için Sayın Dekan nezdinde Lefke Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne teşekkür ederim. 3 yılı aşkın bir süreden beri akademiyle arama bir kara kedi girdi, adı siyaset. Bu kara kediyi biraz olsun benden uzaklaştırdıkları ve tekrar akademiyle ilgili bir şey yapma fırsatı tanıdıkları için özellikle teşekkür ederim. Tabii medya ve şiddet ikinci kısmı biraz daha benim alanıma yakın, birinci kısmı bana biraz daha uzak gibi duruyor. Ben hukuk fakültesinde hocalık yapan biriydim ve umarım bundan sonra da öyle olacağım. O yüzden benim doğrudan doğruya alanlarım olan noktalar değil. O yüzden herkesin yaptığı gibi ben de biraz konuyu kendi alanıma doğru sündürüp oradan bir şeyler söylemek istiyorum. Bu konuda davet geldiğinde ilk yaptığım iş konuyla ilgili genel makalelerden başlayarak bir bakmak oldu. Ne oluyor, ne bitiyor bu alanda diye baktığımda esas itibariyle televizyonun şiddet konusunda daha fazla öne çıktığını medya ve şiddet tartışmalarında gördüm. Ve bundan hareketle dedim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu konuyla ilgili olarak yürürlükte olan yasaya hele bir bakayım bakalım şiddet konusunu bu yasa nasıl düzenlemiş. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde radyo televizyon üst kurulu var. Onun buradaki muadili, onun buradaki karşılığı yayın yüksek kurulu ve bu yayın yüksek kurulunu düzenleyen bir yasa var. Yayın yüksek kurulu RTÜK gibi, radyo televizyon üst kurulu gibi yayıncılık alanını, radyo ve televizyon yayıncılığı alanını düzenleyen ve denetleyen bir kurul olarak tasarlanmış. İlgili yasaya baktığımda ilginç bir durumla karşılaştım. Şimdi internet bize o şansı tanıyor ya da bilgisayarlar tanıyor biliyorsunuz. Find yapıyorsunuz, find'dan buluyorsunuz. Şiddet yazdım, ara dedim. İlgili yasada bir tek defa şiddet kelimesinin geçtiğini gördüm. Oysa medya, şiddet ve televizyon diye taradığınız zaman çok sayıda makale ve çok sayıda kitapla karşılaşıyorsunuz. Yasada bir tek noktada şiddet kelimesi geçiyor. Hangi nokta olduğunu söylemek ve bunun üzerine biraz sizinle birlikte düşünmeye çalışmak istiyorum. Yasanın 5. maddesinin 7. fıkrası. Şöyle diyor, kısa bir madde, sizi sıkmadan birlikte üzerinde düşünebiliriz diye düşünüyorum. Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek
yayıncılık ilkelerinden biri olarak sayılıyor. Yayın Yüksek Kurulu da bu ilkelere televizyonların, radyoların ne kadar uyduğunu denetleyecek olan kurul. Buraya iki satır olduğu için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Belki not almak isteyenler de olabilir. Çünkü konuşmamı bunun üzerine kurmak istiyorum. Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek. Niye ve'leri vurguladığımı birazdan söyleyeceğim. Şimdi bir kere böyle baktığınız zaman az önce Sayın Dekanımız, Sayın Hocam söyledi. Medya bir kere şiddeti aktarır. Şiddetin temsili orada söz konusudur. Şiddeti yeniden üretebilir. Hatta bazen kurar dedi, eğer yanlış not almadıysam konuşmasında not aldım. Mesela acaba bizim yasa koyucumuz toplumu şiddete sevk eden yayınları yasaklamaya kalkarken, mesela toplumu şiddete teşvik eden yayınları, toplumda şiddeti normalleştiren yayınları, toplumda doğrudan doğruya bir kişiye ya da bir gruba şiddet uygulayan, psikolojik şiddet en azından uygulayan yayınları mesele etmedi diye mi buraya koymadı? Çünkü hangi kelimeyi kullanıyor dikkat edin? Toplumu şiddete sevk eden. Sevk etmeyi taradım TDK'nın sözlüğünden, itmek, sürüklemek diyor. Ne demek o zaman sevk etmek? Çok yakın bir yere getiriyorsunuz şiddet konusunda toplumu. Yani bir adım sonra şiddet uygulayacak hale getirecekse yayın yasaktır. Peki teşvik ediyorsa yayın, özellikle çocukları teşvik ediyorsa yayın veya erkekleri eşlerini dövmeye, eşlerine şiddet uygulamaya teşvik ediyorsa yayın, bunlar sorun değil mi? Veya özellikle çocuklara yönelik programlar aracılığıyla şiddet denilen şey normalleştiriliyorsa ve bir kültür haline getiriliyorsa, böyle bir yayın sorun değil mi? Geçtim hepsini, beni Tufan Erürman'ı mesela bir televizyon yayını doğrudan hedef alır ve bana yönelik psikolojik şiddet uygularsa, bu acaba sorun değil mi? Bütün bunları görmeyen bir düzenleme. Peki bu görmeyen düzenlemenin başka sorunları var mı? Başka bir sorunu daha var. Bakın demin ve diye vurguladım. Biliyorsunuz biz hukukçular bu açıdan biraz sıkıcı insanlarız. Kelimelere çok kafayı takarız. Ama o kelimeler de maalesef işte bizim hayatımızı yönlendiren şeylerdir. Yani insanlar idama giderken o kelimelerden dolayı giderler. Bakın acaba bizim yasa koyucumuz bu V'leri kullanırken ne dediğinin farkında mı? Bakın iki ayrı şekilde okuyacağım size o cümleyi. Çok önemli. Çünkü medyayla uğraşan insanlarsınız ama bu da medyayı düzenleyen mevzuat sonuçta. Ve Türkiye'de de çok benzerleri var. Şöyle demek ki öyle diyor. Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlar demek başka bir şeydir. Şöyle demek. Toplumu şiddet, terör veya etnik ayrımcılığa sevk eden veya toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlar demek çok başka bir şeydir. Ve derseniz ihlalin oluşması için bütün saydıklarınızın bir arada gerçekleşmesi gerekir demektir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukunda televizyondaki hangi yayınlar sorundur? Aynı anda hem toplumu şiddete sevk edecek, hem toplumu teröre sevk edecek, hem toplumu etnik ayrımcılığa sevk edecek, yetmediği bir de toplumda nefret duyguları da uyandıracak. Bütün bunlar bir araya gelirse ancak o zaman bu yasa ihlal edilmiş olur. Bir tanesi olursa, şiddete sevk ederseniz yetmez. Teröre de sevk etmeniz lazım. Teröre sevk ederseniz yetmez. Nefret duygusu da uyandırmanız lazım. Düşünün toplumu teröre sevk ediyorsunuz. Yok diyor, ihlal gerçekleşmemiştir diyor. Şimdi bu kadar aslında özensiz bir şekilde yazılmış bir cümle. Ve bana sorarsanız uygulanması hukuken mümkün olmayan bir cümle.
Hadi hepsini geçtim, varsayık uyguladınız. Cezası ne? Yani toplumu teröre sevk ettiniz, şiddete sevk ettiniz, etnik ayrımcılığa da sevk ettiniz, yetmedi nefret duygusuna yarattınız toplumda. Cezası ne? İki cezadan biri. Ya uyarı ya da maksimum 5000 Türk lirası para cezası. Şimdi buradaki hocalarım benden çok daha iyi bilir. Şiddet televizyonda en çok reyting yapan unsurlardan biridir maalesef. Yani reytingi artırmak uğruna 5000 Türk lirasını verebilecek olan kötü niyetli çok fazla yayıncı şirket bulabilirsiniz. Dolayısıyla bütün bunlar yapacaksınız. Karşılığında da 5000 Türk lirası ödeyeceksiniz ve bu işten kurtulacaksınız. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Bir hukukçuyum ve bir tane maddeden, iki satırdan kıyamet kadar soru işareti ürettim. Hatta yazdığım soruların bir kısmını şu anda burada sizinle paylaşmadım ki daha da fazla canınızı sıkmayın. Ne gerek var bunlara noktasına gelmesin. Esas yapmak istediğim şey aslında arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukunda bu işin ne kadar kötü düzenlendiğini ve daha nelerin düzenlenmesi gerektiğini anlatmak değil. Elbette onu da arada söylemiş oldum. Ve inşallah bu sempozyum dolayısıyla yaptığım bu çalışmayı ben de meclise taşırım da o konuda daha doğru dürüst düzenlemeleri yasaya koyarız. Ama esas mesele o değil. Esas mesele bu sempozyumun konusu olan konuda, yani medyada şiddet konusunda hukuk dediğimiz disiplinin, hukuk dediğimiz aracın olanaklarının ne kadar yetersiz olduğunu ve bu konuda güvenilecek disiplinin hukuk olmadığını sizinle bir hukukçu olarak paylaşma gayemdir. Esas meselem budur. Neden öyledir? Çünkü hukuku ne kadar doğru dürüst düzenlerseniz düzenleyin, hukuk bu alanda doğasından kaynaklanan bir takım sıkıntılarla malüldür. Eksiklidir. Sakattır. Nedir mesela doğasından kaynaklanan sıkıntı? Hukuk arkadaşlar hep geriden gelir. Birinci sıkıntı budur. Hep geriden gelir. Nerede geriden gelir? Mesela düzenleme yapmakta geriden gelir. Bakın demin sözünü ettiğim Yayın Yüksek Kurulu Yasası 1997 tarihlidir. 1997'de internet üzerinden televizyon yayıncılığı yoktur. 1997'de geçtim internet üzerinden televizyon yayıncılığını. Bugün Facebook üzerinden canlı yayın var biliyorsunuz. Facebook üzerinden. Önce Periskop'ta çıktı. Periskop bile daha nefesini alamadan pat Facebook üzerinden canlı yayın başladı. Peki Yayın Yüksek Kurulu'nu düzenlediğiniz 1997 tarihli yasada Periskop üzerinden ya da Facebook üzerinden canlı yayınlarda şiddetle ilgili herhangi bir düzenleme olması mümkün mü? Nereden öngörecektiniz 1997 yılında böyle bir şeyin olabileceğini? Peki acaba şimdi Facebook üzerinden canlı yayın yapılırken onu televizyon sayıp da Yayın Yüksek Kurulu ona müdahale edebilir mi? Hayır, o yasa onu içermez. Peki varsa ki biz mecliste bugün komiteleri topladık ve Facebook üstünden canlı yayında televizyon kapsamını almak için 3 ay çalıştık. 3 ayın sonunda tam onu yazarken pat teknolojide yeni bir gelişme, şu anda göremediğimiz bir şey, tekrar hukukun önüne geçti teknoloji. Dolayısıyla hukuk medyada şiddet konusunda bir geriden gelmek dolayısıyla eksiklidir, düzenlemelerde geriden gelir. İki, keşke sadece düzenlemede geriden gelse. Yaptırımda da geriden gelir. Medya şiddeti gösterir, temsil eder, yeniden üretir, doğrudan doğruya uygular. Ne zaman yaptırıma tabi olur? Yargılaması yapılacak da, savunması alınacak da, üstünden 3 ay 4 ay geçecek de. Ama o şiddet doğrudan doğruya etkisini doğurmuş olur. Hatta etkisi azalmaya başladıktan sonra yaptırım gelir. Dolayısıyla bu geriden gelme, hem düzenlemede hem yaptırımda geriden gelme, hukukun bu alanda çözüm üretmesini çok zorlaştırır. Bakın arkadaşlar, iletişimde okuyan çok sayıda öğrenci var burada. Herhangi birinizin internette, YouTube'da hiç arzu etmediğiniz görüntülerinizin
yayınlanmasından sonra. Eğer siz bir kere orada zaten bir şiddetle fena halde karşı karşıyasınız. Birileri sizden izinsiz bu görüntüleri yayınladı. Sizin yaşamaya başlayacaklarınızı düşünün. Yaşayacağınız psikolojik sıkıntıyı, birçok insan Allah korusun bu durumda intihar etmeye teşebbüs falan filan edebiliyor. Bütün bunlarla yüzleşiyorsunuz, siz yüzleşiyorsunuz, aileniz yüzleşiyor, arkadaşlarınız yüzleşiyor. Hukuk ne yapıyor bu arada? Hukuk düşünüyor. Ya acaba YouTube televizyon mu? Televizyonsa acaba yayın yüksek kurulun alanına giriyor mu? Giriyorsa acaba burada V mi arayalım, V mı arayalım? Hadi hepsini geçtik, kaç para? 5000 lira para cezası verelim. Bu arada sizin hayatınız mahvolmuş. Siz intiharın eşiğine gelmişsiniz. Yani hukukun bu alanda size üretebileceği çareler maalesef son derece sınırlıdır. Çok geriden gelir. İkinci bir konu, daha da gıllı gışlı bir konudur. Hukukun gene doğasında olan bir sınır. Hukuk maalesef dengelerin disiplinidir. Neyin dengesini bulmaya çalışır? Tam da bu konuda. Medya özgürlüğü, iletişim özgürlüğü ya da basın özgürlüğü dediğimiz şeyle, eğer tabiri caizse söyleyeyim, şiddetten korunma özgürlüğü diyebileceğimiz özgürlük arasındaki dengeyi tutturmaya çalışır. Bakın, bir ya da iki yıl önce Kıbrıs'ta yaşayan hocalarımız çok iyi hatırlayacak. Özel hayatın korunmasıyla ilgili bir yasa geçirdik meclisten. En çok saldırıyı medya çalışanlarından aldık. Çünkü medya çalışanları dedi ki, kamu yararının gerekli olduğu konularda bu özel hayatı çok da abartmamanız lazım. Basın mensupları bunları yayınlayabilmeli. Ha biri gelir de sizin gizli gizli filminizi çekerse, biri gelir de sizi kasetle kaydederse, o kaydedeni, filmi çekeni cezalandırın. Ama o kaydeden kişi filmi bir gazeteciye gönderdiyse ya da ses bandını gazeteciye gönderdiyse de gazeteci yayınladıysa zinhar gazeteciyi yargılamayın dediler. Ve gazetelerde, ben de bu yasayı yapanlardan biriydim, inanılmaz bir eleştiri ve tırnak içinde saldırıyla karşı karşıya kaldık. Neden? Çünkü basın özgürlüğüyle kişinin özel hayatının gizliliği hakkının kesiştiği bir noktaydı üzerinde konuştuğumuz. Burada da tam öyle bir noktadan bahsediyoruz. Yani şiddeti gösterme, şiddeti temsil etme, şiddeti temsil edersen gösterirsen yeniden üretirsin. Doğrudan doğruya şiddet uygulayan konumuna gelirsin medya olarak diyoruz bir taraftan. Ama bir taraftan da medyada diyor ki ben yoksam demokrasi yoktur. Ben yoksam özgürlük yoktur. Dolayısıyla burada ciddi bir çakışma, çatışma hali var. Hukuk burada çaresiz kalıyor. Hangisini daha çok koruyacak? Şimdi sansür dediğimiz şey 10 yıllar öncesinden yasaklanmış bir şey. Dolayısıyla hukuk önceden tedbir alamaz. Ancak sonradan devreye girebilir. E peki sonradan devreye girecek ama gazeteci de diyor ki beni yaptığım bir haberden dolayı hapse atacaksan, beni çektiğim bir televizyon programından dolayı hapse atacaksan ben program yapamaz, yazı yazamaz hale gelirim. Onu da yapamıyorsun. E para cezası uygulayayım bari diyorsun. Gazeteci diyor ki kalkar da 100 bin lira para cezası koyarsan benim maaşım yetmez, mesleklenmen cezası anlamına gelir. E o zaman düşüreyim 5 bin yapayım diyorsun. Bu defa da cezanın anlamı kalmıyor. Çünkü yaptırım caydırıcı olmuyor. 5 bin lirayı veririm, yazarım, giderim ya da gösteririm, giderim oluyor. Dolayısıyla hukuk gerçekten doğasından kaynaklanan bu sıkıntılarla ciddi şekilde mağlüldür bu alanda. Niye bunları söyledim? Sonuca doğru geliyorum. Bunları şunun için söyledim arkadaşlar. Bu sempozyumun programına baktığımda, eğer yanlış görmediysem benden başka hukukçu yok. Olsa da herhalde bir iki tane var. Bunun çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu işlerde hukukçulardan çok da fazla bir şey artık beklemenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Samimi söylüyorum çünkü derdim meslek şövenizmi değil, derdim bu soruna çare üretmektir. Çünkü bu sorun böyle teorik bir sorun olmanın çok ötesinde bir sorundur. Benim çevremde minik çocuklar var hasbelkader ailede, mailede falan ve oynadıkları oyunların
izledikleri televizyon programlarının, izlediği çizgi filmlerin, içerdiği şiddetin, onların günlük hayatındaki davranışlarını nasıl etkilediğini çok birebir gözlemleyebiliyorum. An be an gözlemleyebiliyorum. Ve bu sorunun gelecekte nasıl daha büyük sorunlara yol açacağını aşağı yukarı kestirebiliyorum. Dolayısıyla bununla ilgili çözümler konusunda samimi olmalıyız. Hukuk gücü yettiğince bir katkı koyar. Ama esas katkı koyacak 3 tane başka disiplin var. Onların altını çizmek istiyorum. Birincisi ve en önemlisi eğitimdir. Eğitim disiplinidir hukuktan çok çok daha fazla bu alanda katkı koyabilecek olan. Ama eğitimden kastım sadece iletişimcilere ve radyo televizyonculara verilecek eğitim değil. O verilmelidir. O verilirken elbette şiddetin nasıl gösterilmemesi ve ancak nasıl gösterilebileceği öğretilmelidir. Bu belki de ayrı bir ders olmalıdır artık iletişim fakültelerinde. Çünkü çok ciddi ve çok büyük bir problemdir. Dünyanın geleceğini etkileyecek bir problemdir. Bu sadece fakültelerde örgün eğitim kapsamında değil, yaygın eğitimle medyada çalışan herkese sürekli olarak da verilmelidir. Ama daha önemlisi, son dönemde yayılan bu medya okuryazarlığı dediğimiz şeyin de kapsamını biraz daha genişleterek bütün topluma sürekli yaygın bir şekilde bu eğitimin verilmesi gerekir. Şiddete, gösterilen şiddete karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizin eğitiminin verilmesi gerekir. Çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizin eğitiminin verilmesi gerekir. O şiddet içeren programların kontrası nasıl çekilebilir? Nasıl onların zehirine karşı panzehir geliştirilebilir? Bunlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Çünkü hele Kıbrıs gibi bir yerdeyseniz istediğiniz kadar yayın yüksek kurulu aracılığıyla BRT'ye, SİM'e, Genç TV'ye ceza verin. Zaten çocuklar onları izlemiyor ki. Çocukların izlediği Türkiye'den yayın yapan televizyonlar. Geçtim onu. Bir sürü çocuk aslında Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan yayın yapan televizyonları da izliyor. Bir sürü çocuk artık öğrendi Facebook'tan da bir sürü şey izliyor. Dolayısıyla yayın yüksek kurulunun yasasını ne kadar iyi düzenlerseniz düzenleyin, bu alandaki koruma çok sınırlı bir noktada kalacak. O genişliğe ulaşamayacak. Dolayısıyla biz bir numarada eğitim aracılığıyla bu işle nasıl baş ederiz ki baktım programa bir iki tane bu yönde sunuş var, keşke daha fazla olsaydı. Bu işle nasıl baş ederiz ama eğitim 3 aşamada. İletişim fakültelerinde meslek kuruluşları aracılığıyla çalışanlara yönelik yaygın eğitimde ve bütün halka yönelik yaygın eğitimde nasıl başa çıkarız, bir bunu düşünmemiz lazım. 2, felsefenin devreye girmesi lazım. Bugün ilk oturumda etik kuruldan konuşmacı arkadaşlarım var, önemlidir. Çünkü etik kurallar hukuk kurallarından çok daha az şekilcidir ve çok daha hızlı devreye girebilir, çok daha hızlı düzenlenebilir. Dolayısıyla meslek etiği alanında çalışmak gerekir. Felsefe bu alanda iş yapmalıdır iletişimle birlikte. Bir de son olarak hukuk denetimin bir ayağıdır, 2 ayağı daha var. Dünyada medya ombudsmanı diye bir kavram konuşuluyor ve uygulanıyor. Ama bu Türkiye'deki bazı gazetelerde olduğu gibi bir gazete ombudsmanından bahsetmiyorum. Medya ombudsmanından bahsediyorum. Onun gazete ombudsman diyorlar adına ama ombudsmanla uzaktan yakından ilgisi yoktur. O başka bir şey. O şikayetleri değerlendiren bir mercidir. O değil bahsettiğim. Ombudsman başka bir şeydir. En azından kavram olarak burada paylaşmış olayım ki meraklısı ona bakabilsin. Medya ombudsmanı üzerine düşünmek gerekir. Etik kurulların yetkileri üzerine yeniden tartışmak gerekir ve idari denetimi biraz daha sıkılaştırmak gerekir. Çünkü bu kadar çok boyutlu ve çok etkili bir sorunla hukuk gibi tek boyutlu ve kendinden yaralı, kendinden mağlul bir alanla baş edemezsiniz. O yüzden gerçekten çok ciddi şekilde eğitimin, yaygın eğitimin, medya okuryazarlığının gündeme gelmesi, etik kuralların, felsefenin devreye girmesi ve bu konuda çözüm üretmeye başlaması lazım. Hepsini geçtim arkadaşlar. Hukukçu olarak belki de bunu söylemek bana düşmez ama bana sorarsanız
medyanın artık gittikçe özdeşleştiği, adeta o haline geldiği algı operasyonu dediğimiz şey başlı başına bir şiddettir. Bu tanımlanmış değildir ama bana göre başlı başına bir şiddettir. Bu insanın aklına yönelik, zihnine yönelik güç kullanmak suretiyle, demin hocam tanımladı, buraya kaydettim. Fiziksel ya da sözel zarar verici güç kullanımı diyor. Algı operasyonu tam da sözel ama beynime müdahale anlamında adeta fiziksel. Zarar verici çünkü özgür düşünmemi engelleyen doğrudan bir güç kullanımıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün televizyonlarda aynı anda aynı şeyler gösteriliyor. Aynı anda aynı kişiler konuşuyor. Bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı anda aynı şeyler, aynı kişiler konuşuyor. Bu algı yaratma meselesi, algı operasyonu meselesi doğrudan doğruya insanların zihnine ve beynine yönelen bir şiddettir. Dolayısıyla medyada algı operasyonlarla özdeşleştiği için adeta şiddeti bırakın yeniden üretmeyi, doğrudan üreten bir araç haline doğru hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla bugün burada konuşulan ve konuşulacak olan sorun gerçekten çok ciddi bir sorundur. Demokrasinin dünyada var olup olmayacağını belirleyecek sorundur. Korkudan kurtulma özgürlüğünün var olup olmayacağını belirleyecek sorundur. İnsan onuru ki insan haklarının temelidir, onun var olup olmayacağını belirleyecek sorundur. O yüzden gerçekten tebrik ederim bu sempozyumun konusu olarak bu konuyu seçmiş olan hocalarımı. Yine tebrik ederim ki çok az sayıda hukukçuya yer verdiler. Ama keşke biraz daha fazla eğitimciye mesela ve felsefeciye de yer verilebilseydi, bilmiyorum o olanakların sınırlılığını. Çünkü olanlara da açılmak lazım. Ve umarım buradan çıkacak sonuçlar işin ciddiyeti, işin önemi konusunda hem bizi uyarır hem de yeni çözümler konusunda ufkumuzu açar, zihnimizi açar da o çözümleri uygulayabilecek potansiyele sahip oluruz. Bu düşünce ve duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.